Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videomuz var. Hakan sürücü motorlu araçlar. Ne kadar uzun değil mi? Bizim Toygar Hoca bugün yine motosiklet peşinde ve tanıtım peşinde aynı zamanda. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Haydi bakalım. Kanalıma abone olmayı, bizi takip etmeyi, o zili çalmayı. Dedim ya hani sol, sağ, nerede bilmiyorum şu anda ama o zili çalmayı unutmayın. Bizi takip etmeye devam edin. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent, I'm gonna take shots. If I miss all, forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a antiseptic. Kanalıma. Bu işe nasıl girdin? Bu işi kaç senedir yapıyorsun? Nerelerdesin? Hangi markaların bayisin? Bize bunlardan bahsedersen kısaca. Şimdi şuradan başlayalım. Bayilik yapıyoruz. Ondan öncesi hep tamircilikten başladık. Babamız da 1982'den beri bu sektörde işletme çalıştırıyor. Aurora, Kuba, RKS, Segway, CF, Motolux, TVC. Bu gibi markalara satış, servis, yedek parça, aksesuar, 4S hizmet veriyoruz. Çok şükür bir yerlere geldik. Çanakkale'ye şube açtık. Çanakkale merkezde şubemiz var. Gelibolu'da şubemiz var. Tüm Türkiye'ye kendi servis araçlarımızla ve kargo hizmetleriyle dışarıya hizmet veriyoruz. Aynı zamanda yedek parça ağımız güçlü. Türkiye'deki lider markalarla çalışıyoruz. Dışarılara hizmet verdiğimiz işlerimiz yoğun, ekibimiz kuvvetli. Siz gibi değerli müşterilerimiz. Değerli müşterimiz demişken ben lafa gireceğim burada. Çünkü bu işi bizim başımıza saran kişi Hakan. Hakan gülüyor. Dünkü videomda bahsetmiştim ATCC ile başlayan. Kapuçino muydu Hakan o? Kapuçino ile, evet. Aurora Kapuçino. Aurora Kapuçino ile başlayan yaklaşık 2 ay, 3 aylık bir deneyimden sonra 250cc'ye geçmiştik. Hatta tüm tanıtımını yaptık. Biraz da eleştirisini yaptık motosikletimizin. Bugün Hakan'a şu soruyu soracağım. RKS ile ilgili bazı servis sıkıntılarının olduğunu duyuyorum. Türkiye'de. Ama gene videoda söylediğim, ben servis sıkıntısı yaşanan şanslı müşterilerden bir tanesiyim. Hakan, böyle bir şey var mı gerçekten? RKS'ye? Yani şimdi 3S hizmeti vermeyen
servislerde biraz sorunlar yaşayabilirsiniz. Ama o tabii kişiye göre değişir. Fabrika her şekilde çalıştığımız tüm marka ve modellerin üreticileri, ithalatçıları her şekilde yedek parça ve satış sonrası hizmetlerinde yardımcı oluyor. Ama servis zayıfsa veya ilgilenmiyorsa sıkıntı çeken müşteriler olur. O zaman şöyle diyelim mi? Servis sıkıntısı yaşayan müşterilere gelip olmayı öneriyoruz. Hakan burada. Her zaman bekleriz. Harika. Diğer bir sorun şu olsun. Ekonominin durumu ortada. Fiyatlar ortada. Özellikle insanların bu pandemi krizinden sonra motosiklet ve o gruba karşı ilgisi arttı. Evet. Bu işlerinize nasıl yansıdı? Fiyatlar şu anda ne aşamalarda? Hiç motosiklet kullanmayan veya motosikletini değiştirmek isteyen müşterilerimiz ne tavsiyelerini alabilirler? 20 bine sattığımız aracı bir dahaki ürün gelişinde 22 binden aşağı satamıyoruz. Yani fiyat politikası çok arttı. Bir de 50 cc grubu, B sınıfı ehliyet, sigorta ve vergiden muaf olması insanları motosiklete itti. Yakıt tüketimi, benzin fiyatları, bunlarda da etki var. 50 cc'yi kullanmasının sebebi insanların yakıt tüketiminin az olması, sigorta olmaması. Şu an en düşük sigortalar, biz sigortacı değiliz ama az çok işimize yatkın olduğu için yaptıran müşterilerimizden duyuyoruz. 1000 liradan aşağı sigorta yok. Şimdi mecbur insanlar sigortası yok, vergisi yok, B sınıfı otomobil ehliyetinde kullanabiliyor. 50 cc'den bahsediyorum. 50 cc'den bahsediyorum, evet. Ray ulaşımı sağlayabilmek için 50 cc grubuna yöneliyor. Ha, ileride ne olur bunu bilemeyiz. Ama şu an enflasyon ortamında motosiklet fiyatları giderek artıyor. Yani motosikletten bahsettik, bayraklardan bahsettik. Bunun yanında aksesuar diye bahsettiğimiz işte motor grubunda mont, eldiven, bizdeki çanta gibi ürünler de var bildiğim kadarıyla. Tabii ki. Burada bahsettiğim Hakan Malısı. Karşımda şu anda sohbetimiz çok güzel. Hakan'a güvenerek bu işe çıktık. Hakan'a güvenerek RKS Fiesta 249'u aldık. Memnunuz. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi soracağım Hakan'a bana motoru tavsiye ederken. Hakan kendisi nerede söyleyecek bu konuda? Şimdi aldığınız motosiklet RKS'nin 249 Fiesta modeli. 2022 yılında üretildi. 2022 yılında çıktı. Tek sentlik, tek silindir, su soğutmalı bir makine. ABS'li. İki ABS var değil mi? Çift ABS'li. Kombinasyonu çok güzel. Ağırlık merkezi ortada. Sağlam bir makine. Ve şehir içinde ufak olmasından istediğiniz kıvrımları yapabilmeniz çok rahat. Ben uzun yolda gittim onunla. Sana da bahsetmiştim İstanbul'a gittim diye. Dünkü videoda hep söylüyorum dünkü video diye ama onu da yayınlayacağım o zaman göreceksiniz. 70-80 kilometrede durdum çünkü popom acıdı. Koltuk çok sertti veya ben alışamadım. Eksikleri olabilir evet. Doğru işte eksikleri demek doğru tespit ettik. Benim gördüğüm koltuktaki kaliteyi biraz daha artabilirdi. Artı arkadaki demir yani o çanta demiri bir de ne diyorsunuz o arka sisibar için bir modifikasyon yapılabilir diye düşünüyorum. Bana katılır mısın? Evet kesinlikle onda bir eksiklik var. Diyebiliriz. Yani Fiesta 249 için sisibar yapılması. Müşteri istekleri diyorum orada. Evet. Talep. Sizin talepleriniz tabii. Evet, benim talebim. Bayi talebi değil. Hakan'cığım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ülkemde ağırladın. Pazar günü ağırladın. Evden kalktım geldim. Her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Hep söyledim kendinize dikkat edin. İyi bakın. Sayfamı takip etmeyi, abone olmayı, o çanı hani sağda solda var ya o çanı çaldırmayı, Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın.